Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Bugün nasip olursa Nur suresinin birbiriyle çok yakından alakalı 4 ayetini okumak istiyorum. Tabii bunlar Kur'an sayfasına göre 1,5 sayfa yapıyor. İnşallah bitirir. Yani 1,5 sayfa tabii oldukça yoğun bir metinle karşı karşıyayız. Fakat elimizden geldiği kadar özet bilgi verirsek herhalde normal vaktinde bitiririz inşallah. Suriye ilk başladığımız dersleri hatırlıyorum. O zaman demiştik ki bu sure Müslümanın önce toplumsal hayattaki konumunu, ardından veya beraberinde ailevi konumunu, bireysel hayatını, ferdi hayatını ve bu hayata dair çeşitli düzenlemeleri içeriyor. O kadar detay veriyor ki, hele bu surede, yani bir de Hucurat suresinde var bu kadar detay denebilecek hususiyet. Yani bu mahrem namahrem ilişkisini o kadar öne çıkartıyor ki surenin ilk grubu ayetleri zaten zina ile alakalı önemli prensipler bize öğretmişti. Sonra sonu zinaya varabilecek bir takım kabahatlerden söz ediyor. Sonra iftiradan söz ediyor. Sonra kimler kimlerle evlenmeye layıktır ondan söz ediyor. Sonra insanlar birbirlerinin evlerine girecekleri zaman nasıl davranmalıdırlar? İzin almadan, selam vermeden, efendim sosyal hayatın takibinde işte tesettürden, erkeklerin tesettür konusundaki tutumundan, kadınların tutumundan, nikah kurumundan, köle ve cariyelere karşı nasıl bir tavır geliştirilmesi gerektiğinde, Allah'a layıkıyla kul olabilmenin genel prensiplerinden, kainat kitabında insanın nasıl bir konum arz ettiğinden, peygamberle ilişkilerinin nasıl olması lazım geldiğinden, peygambere itaatin Allah'a itaat olduğu vurgusunu hatırlatmasından sonra bir evrensel vaat ortaya koymuştu. Geçen ders o dersi olabildiğince geniş bir şekilde işlemiştim. 55. ayeti surenin harikulade bir müjde içeriyor demiştim. Tabii o müjdenin bir takım şartlar sonucu gerçekleşeceğinden söz etmiştim. Ondan sonra söz döndü dolaştı geldi. Şimdi 58. ayete ulaştık. 58. ayette aile mahremiyetinin önemine vurgu yapıyor. Aile mahremiyeti. Yani bir adam, bir aile ana babadan, çocuklardan müteşekkil bir kurum kendi içerisinde nasıl bir iletişim halinde olmalıdır? Harikulade bir düzenlemeden söz ediyor. Hele ki iki ayet, yani 58 ve 59. ayetler, Kur'an-ı Kerim'in bu meseleye ne kadar büyük önem atfettiğini açıkça ortaya koyuyor. Şimdi hiç kimse burada sözü edilecek hususiyetleri hafife almak gibi bir lükse sahip değildir. Çünkü bu ayetlerde okuyacağımız hükümler biraz farz hükümdür. Yani Allah-u Teala'nın açık emrini
bize öğretmektedir. Ayetlerin sonunda, bu dört ayetin üçünün sonunda Yüce Allah size mesajlarımı açıklıyorum, aklınızı başınıza toplayın demeye getiriyor. Öyleyse bizim bu mesajlarla ilgili böyle biraz vurdum duymaz tutum içerisine girme lüksümüz yok. Neyse hüküm, onu olduğu gibi kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bu bir seçenek değil, bu bir hüküm. İlk bakışta yani bu da olur mu denebilecek türden şeyler var. Bakın hemen ayeti okumaya başlayayım. Meselenin ne kadar hassas bir noktada ele alındığını birlikte değerlendirelim. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey inananlar. Ey iman edenler. Ey iman edenler hitabı zaten meselenin birebir Müslüman hayatıyla birebir ilişkili olduğunu açıkça gösteriyor. Bize sesleniyor. Bizim ailevi duruşumuzu nasıl tespit etmemiz gerektiğini bize öğretiyor. Kur'an bir inşa kitabıdır. Kur'an ideal insan ve ideal toplum yetiştirmeyi amaç edinen bir kitaptır. Öyleyse bu ideal için, bu ideale ulaşabilmek için prensipler nerelerden başlamalıysa işte oralardan başlıyor. Oralara temas ediyor. Oralara dair hükümler belirliyor. Sağlıklı bir toplum oluşturmanın yolu sağlıklı bireyler oluşturmaktan geçiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de iki tane çok çarpıcı ayet var bununla ilgili. Biri Ra'd suresinin 11. ayeti, bir diğeri de Enfal suresinin 53. ayeti. Yani teker teker fertler birbirlerini düzeltmediği sürece Allah onların oluşturduğu toplumu dönüştürmez diyor. Toplumun dönüşmesi fertlerin değişmesine bağlıdır. Fertler kendilerini teker teker düzeltmediği sürece onların oluşturduğu toplumu Allah dönüştürmez. İnna Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Yani bu şu demektir. Hiç kimse topu taşa atmasın. Hiç kimse görevi başkasına ihale etmesin. Hiç kimse kendi sorumluluğundan kaçıp başkalarını sorumlu ilan etmesin. Herkesin kendisinden başlayan sorumlulukları var. Zaten kendisine düşen sorumlulukları yerine getiren insanların oluşturduğu topluluklar elbette arzu edilen istikameti sağlayan insanlardan oluşur diye. Evet. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. Liyeste'zinküm. Sizden izin istesin. Sizden izin istesin. İzin isteyebilir. İzin istese de olur, istemese de olur falan böyle bir şey yok. İzin istesin. Emir. Kim? Ellezine meleket eymanüküm. Sağ elinizin sahibi oldukları. Sağ elinizin sahibi oldukları tabii hemen akla ilk gelen köleler ve cariyeler. Yani ilk yorum bu. Hani insanların meşru şekilde sahip oldukları, meşru bir ilişki içerisinde bulundukları insanlar anlamını genel olarak veriyorum ben. Ama kahır ekseriyetiyle Kur'an yorumcuları meleket eymanüküm ifadesinden kastın köle ve cariyeler olduğunu söylüyorlar. Hani bunu bugüne indirgersek sağ elin sahibi oldukları ifadesini biraz çeşitlendirme imkanımız olduğunu düşünüyorum. Yani mesela diyelim ki işte böyle bakıcılar var. Düşkün insanlara bakan gene düşkün insanlar var. İşte veya böyle hizmetçiler var. Yani o evin içinde bu fertler. Belki de hep orada duruyorlar yani. Onlar dışarıdan gelmiyorlar. İcabında evin bir parçası onlara tahsis edilmiştir. Aynı mekanı paylaşıyorlar. Onlar evin adamı gibi algılanmasına rağmen bunlar artık yabancı değil. Bunlar bizden bir parça oldular.
Öyleyse bunlara yabancı muamelesi göstermeyelim diyemez hiç kimse. Mahrem, namahrem ilişkisi bu dinin çok önemsediği bir kurumdu. İşte o elinizin sahibi oldukları kişiler, işte köle cari olsun veya diğer türden söylediklerim olsun, hem bunlar hem de وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَبْلُغُ الْحُلُمَ مِنْكُمْ, sizden henüz ergenliğe ulaşmamış çocuklar, ergen olmamış çocuklar sizden izin istesinler. Çocuklar ifadesi, tabi aile içi ilişki dediğimize göre bir adamın kendi çocuğu olduğu anlaşılıyor. Fakat hani kendi çocuğuyla sınırlı değil. Komşunun çocuğu da olabilir bu. Bir başkasının çocuğu da sizin eve gelmiş olabilir. Yani ergenliğe erişmemiştir. Ergenliğe erişmemiş çocuklar hakkında hüküm de mi belirlenirmiş diyemez hiç kimse. Hüküm belirleniyor. Çünkü mesele ciddi bir mesele. Mahrem namahrem ilişkisi çok önemli bir konudur. Daha sonra büyük felaketlere kapı aralıyor. Eğer riayet edilmesi gereken kurallar çiğnenirse. Bu çocuklar mutlaka izin istesinler. Çocuklar izin istesin dediğine göre diğerleri haydi haydi zaten isteyecek demektir. Yani onu demeye bile gerek yok yani. Çocuklar izin istesinler ama komşunun adamı veya hanımı izin istemese de olur gibi bir algı kimsenin aklına gelmemesi lazım. Haydi haydi yani. Diğerlerini söylemeye ne hacet? İzin istesinler. Ne kaç defa? Nedir bu izinin konusu ne? Selase merratin, üç defa. Üç defa izin istesinler. Yani üç vakit. Selase merratin üç kere demektir. Kelime olarak tamlamanın karşılığı bu ama devam eden ifadeler maksadın üç vakit olduğunu gösteriyor. Anlıyoruz onu biz. İşte Arapçada böyle atf-ı beyan, bedel kullanımlar vardır. İşte bu bir bedel yani. Bedel olunca bedel, neyi bedel yapacaksanız manayı ona göre vermelisiniz. Madem kelimeden sonra vakit tahdidi, vakit adı söylenecek, öyleyse selase merratin ifadesine üç vakit diyebiliriz. Üç vakit çocuklar ve evin içindeki diğer köle cariye veya hizmetçi bakıcı kişiler izin istesinler. Ne zamandır bu vakitler? Bir, min kabli salatil fecri, sabah namazından önce. Yani bu gece yarısından sonra demek yani artık. Sabah namazından öncesi, gece yarısından sonra. Niye gece yarısı diyorum? Çünkü biraz sonra bir tane daha gelecek, ona yer bulmak için yani. Aslında ayette gece yarısından sonra filan demiyor. Fakat bir daha sonra da yatsı namazından sonra diyecek. Ne yapalım? Yer ayırmak için söylüyorum bunu. Gece yarısından sonra, sabah namazından önce, yani gece yarısından sonra. Gece yani. Bir. İki. وَحِينَ تَضَعُونَ سِيَابَكُمْ مِنَ الزَّهِيرَةِ, elbiselerinizi çıkardığınız öğle vaktinde. Şimdi bu Araplarda böyle kaylule dediğimiz işte uyku nöbetleri var. Şimdi ben şeyde kaldım bir süre Mısır'da. Bunu iyi biliyorum. Şimdi Mısır'da 3 ay kaldım. Orada gidiyorsun bir çarşıya, bir yere. Yani saat 12'ye kadar filan tamam, devam ediyor hayat. Ama saat 12 olunca birden her yer kesiliyor. Hiç açık maçık bir yer yok. Ne var ne oluyor bunlara? Gidiyorlar yatmaya. Yatıyorlar, saat 3 gibi bir daha kalkıyorlar. 3'ten sonra hayat yeniden başlıyor filan. İşte aslında Allah demiyor da yani kaylule ifadesi az bir uyku molası. Onlar molayı 3 saat yapıyorlar. Öyle bir mola. Hayatın neredeyse tamamı uykuyla geçiyor. Günün belli saatlerinde böyle ara ara kısa kısa uykular insan bedenine katkısı olan eylemler olarak biliniyor, tanıtılıyor.
Bu tabi yöresel bir uygulama ve her yerde yok yani. Bizde böyle öğlenin üzerinde kimse uyumaz yani. Veya git biraz daha soğuk bölgelere, orada böyle hiçbir şey yoktu. Sanki yöresel bir uygulama. Öğle üzeri insanlar yani yatacak demek istiyor şimdi. Yatacak, o yatma zamanı onların yanına çocukları dahi izin istemeden girmesinler. İkinci vakit bu. Üçüncü vakit de ve min ba'di salatil işa'i, yatsı namazından sonra. Yani yatsı vaktinden sonra. Ne kaldı işte yatsıdan sonra gece yarısına kadar. Öbürü gece yarısından sonra, bütün gece boyu yani. Namazın hemen öncesinde de, namazın hemen sonrasında da artık demektir ki bu insanın istirahat ihtiyacı devreye giriyor. O ihtiyaç esnasında çocuklar dahil hiç kimse paldır küldür odayı açıp içeri daldırmaz. Niye böyle? Şunun için. Selâsü avratin leküm. Çünkü bu üç vakit sizin için avret zamanlarıdır. Avrettir. Avret demek, Kur'an-ı Kerim'de bu kelime geçiyor tabi. Mesela bir Ahzab suresinde geçiyor. Hendek Savaşı'na gitmek istemeyen münafıklar diyorlar ki inne buyutena avratun, evlerimiz avrettir. Ve ma hiye bi avratin, halbuki evleri avret olmamasına rağmen. Avret demek çıplak, savunmasız demek yani. Savunmasız, açık, savunmasız, çıplak anlamına geliyor bu kelime. Ahzab suresinin 13. ayetinde geçiyordu. Burada da bu üç vakit kişilerin özel mahrem zamanlarıdır yani. Açık bulunabildikleri zamanlardır. Öyleyse çocuklar bu vakitlerde anne babalarının ya da işte başka birilerinin diyelim yatak odalarına izinsiz girmesinler. Şimdi bu ayet bir cinsel eğitim veriyor. Ve cinsel eğitimin de zannedildiği gibi bülü yaşından sonra başladığını söylemiyor. Bülü'den önce başlıyor bu iş. Yani 5 yaşında, 6 yaşında, 4 yaşında, 7 yaşındaki bir çocuk anne babasının odasına ne zaman gireceğini o yaşlarda öğrenmelidir ki ergenlik çağına geldiğinde bunun artık bir eğitime dönüşmesi mümkün olsun. Eğer siz onu nasıl olsa ergenlik çağında başlıyor bu tür duygular, o zamana kadar bir sakıncası yoktur kimse diyemez. Ayet açık hüküm beyan ediyor. Henüz ergenliğe ulaşmamış çocuklar, bu düzenleme ergen olmamış çocuklarla alakalı. Öyleyse onlarla ilgili mahrem namahrem dünyası bir öğretim biçimi olarak başlıyor. Demek ki bülü çağı öncesinde eğitimin, çocuklara cinsel eğitimin yavaş yavaş öğretilmesi gerekiyor. Bu emir tabi çocuklara yönelik bir emirdir derken, çocuklar tabi ergen değildir, anlamaz ama işte bunu onlara anne babaları öğretecek demektir. Aslında bu emir en direkt olarak çocuklaradır. Direkt olarak ana babalaradır. Onlar öğretecekler bunlar. Çocuk ne bilir? Ne zaman nereye girilir? O bir öğretim faaliyeti olarak bizim gündemimize getiriliyor. Aile içi bu eğitimin ne kadar önemli olduğu, ötelenemeyecek, ertelenemeyecek bir hususiyet olduğu ortaya çıkıyor. Niye böyle çocukken başlıyor bu iş? Çünkü ağaç yaş iken eğiliyor onun için. Yani ondan sonra sokma akılla adam yürümez diye bir atasözü var. 40 adım gidemez. Öyle bir şey var. Sokma akılla 40 adım gidilmez. Böyle bir atasözü var. Ne 40 adım değil ya da bir adım bile gidilemez yani. Bunun yani bir davranış olarak kazanılması gerekiyor. Bir çocuğa bu tür davranışların kazandırılmasındaki en önemli yaş onun ergenlik öncesi dönemidir. Oradan başlar bu iş. Sonra bu artık bir karaktere dönüşür. Orada alınan davranış duyarlılığı bir süre sonra ergenlikte ve sonrasında bir duyarlılığa dönüşür. Mesela ben
gayri ihtiyari, mesela bir mezar gördüğüm zaman, hani burada bir mezar var, acaba bu mezar kimindir, nedir, ne değildir, böyle hiçbir şey düşünmeden mezar görür görmez otomatik olarak, yani gayri iradi olarak hemen ben mezarlara gidince bir dua okurum. Öyle milletin okuduğu gibi Fatiha falan okumam. Dua okurum. Harikulade bir dua var çünkü mezarlarla alakalı. Harikulade bir dua. O duayı okurum ve otomatik oldu benim için. Bir mezar gördüğüm zaman hemen bakarım ki ağzım sallanıyor benim. Gafarallahu lehum velil meyyitin vehşurhum ma'an nebiyyine ve siddiqine ve şühedâi ve salihin. Allah onlara ve bütün müminlere mağfiret eylesin. Rabbim mahşerde onları nebilerle, sıddıklarla, şahitlerle, salihlerle birlikte toplasın. Duam budur. Sürekli bu duayı yaparım. Yani bir bakarım ki ağzımdan bunlar dökülüyor. Niye? Ben öyle öğrenmişim. Ta eskiden beri. Bu da bir davranış biçimidir. Bu davranış biçimi çocuklukta elde edilir. Orada mesela bakın, bu o kadar önemli ki biz 6 yaşında, 7 yaşında camide öğrendiklerimizi, hani namaz başları dediğimiz, bu toplumun %80'ine yakını onlarla idare ediyor. Niye? Daha sonra bir daha başka bir şey yapmıyor. Belli bir yaştan sonra yaptığı çalışmalar da kalıcı olmuyor. Habire hemen hemen unutuyor onu adam. Hani bir depo düşünün, siz oraya malzeme yığarsınız, kapısını kapatırsınız. En önce koyduğunuz en sona kalır o. Oradan ilk çıkanlar en son koyduklarınızdır yani. İnsanın hafızası da böyle. Buraya ilk ne yerleştirirseniz onlar kalırlar. En sonra koydukların en çabuk gider. Şimdi mesela ben bazen tansiyon ilacı içiyorum. Ya ilacı içtim mi içmedim hemen unutuyorum onu. Yani 15 dakika önceki işi, lan acaba içtim mi soruyorum işte. Sena, ilacı içmiş miydim ben? Ne bileyim ben diyor ya, ilaç senin. Yani yani yakındaki şeyler hafızadan hemen gidiyor. Öyleyse zamanında doldurmak lazımmış. Zamanında eğitmek lazımmış. Zamanında yapılması gerekeni yapmak lazımmış. Ertelemek ve ötelemek insanın kaybetmesine nedendir. Onun için Allah-u Teala bakın, cinsel eğitimi daha ergenlik yaşı başlamadan önce devreye sokuyor. Bunu Allah-u Teala böyle istiyorsa doğrusu budur. Vesselam. Ha, burada üç avrettir diyor ya, selâsı avratin leküm. Belli ki hani insanların örtünmesine gerek yoktur gibi bir takım bazı algılar var. Bu ayet onlara cevaptır. Demek ki insan vücudunun örtünmesi gereken yerleri varmış ya. Avret demek yani onun çıplak görünmemesi lazım. İnsan yatarken de üzerine başına hakim olmayabilir, olamayabilir. Öyle olunca da işte o odaya öyle paldır küldür girilmemesi lazımmış. Bak, komşuya giderken kapıya vurmanın mantığı neyse, evin içerisinde ebeveynin odasına girmede kapıya vurmanın mantığı da aynı. Bir ahlaksız görüntüyle yüzleşmeyelim. Bir ahlaksızlığın kapısını aralamayalım. Küçücük çocuğun bile bu eğitimle buluşmasını sağlayalım. İşte ne diyor, bu dini hükümler böyle fetiş hükümlerdir, böyle saçma şeylerdir, çocuk ne anlar filan bilmem ne. Canım, çocuğun ahlak sahibi olmasını istiyorsa, ahlaki ilkeleri, ahlaki prensipleri yaratan ancak belirleyebilir. Ahlak, huluk kökünden geliyor. Yaratılış, kim yarattıysa o yaratılışa uygun prensipleri de o belirler. Biz öyle inanıyoruz. Ahlaki prensipleri insanı yaratan belirler. Yaratmayan ahlak prensibi belirleyemez. İnsanlar kendileri ahlak prensibi belirleyemez. Öyle olunca prensipler adamdan adama, zamandan zamana, yöreden yöreye değişiklik arz eder. Bir yerde ahlaklılık olan bir davranış başka bir yerde ahlaksızlık olarak algılanabilir. İnsan belirlerse bu çok görece olur, çok değişken olur, çok subjektif olur. Ahlak bu değişkenliğe müsait bir kavram değildir. Öyleyse Allah ne dediyse bizim için hüküm odur vesselam.
Bunun tartışılacak bir tarafı yok. Çünkü ayet emir ifadesiyle başlıyor. Bunu çok önemsiyorum. O sadece ebeveyn için mi diğer yani büyük bir şey? Fark etmez. Aile içiyle başlar dedim. Çocuğun kendi ailesi içinde olması gerekmiyor. Çocuk yani izin isteyecekler değil. Yani odasına girilecekler. Sadece ebeveyn mi? Ebeveyn dışındaki yok. Büyükler. Yani yatma yeri neresi ise oraya girmeyecek demek. Çünkü adam üstü başı açıktı. Ben şimdi bu ayetten başka bir şey anlıyorum. Bu Müslümanların bugün başka bir şey düşünmesi lazım bu ayetle ilgili. Evin içiyle ilgili düzenleme getiren bu ayet aslında bugün bütün Müslümanlara şunu haykırıyor. Kız benim değil mi? Benim kızımla beraber denize girer. Mayo giysin. Giyemez kardeşim ya. Ben anlamıyorum ya. Yani kendi ufak çocuğunu çırılçıplak haliyle havuza giriyor. Efendim havuz kapalı. Kimse görmüyor. Ne fark ediyor? Çocuk görüyor ya. Çocuk görüyor ya seni. Senin yatak odağına girmeni istemiyor Allah-u Teala. Çocuğun oraya girmesini istemiyor da havuza nasıl sokuyorsun bunu o haliyle? Efendim Müslüman ailelerin kendi girdikleri şeyler var. Havuzlar, plajlar var. Soruyorsun orada nasıl? Aynı dışarıdaki gibi ama başka yabancı yok. Nasıl yabancı yok? İşte çocuk var ya. Yani senin çocuğun yok mu bu? Bu ayet sana inmedi mi? Bu ayet illa yatak odasıyla mı ilgili ya? Ayetleri yöreselliğe mahkum etti insanlar. Ben bu ayetten bugün ben bunu anlarım. Böyle ailece cumbur cemaat haydi bakalım plaja. Olmaz. Yani olmaz. Harim-i ismetine müdahaledir bu. Bu ayetin demek istediği mahrem yerlerinizi kendi çocuklarınızın da onları mahrem olarak algılaması için onlara bunları teşhir etmeyeceksiniz. Vesselam. Bu ayetin efendim böyle bir hüküm, dolaylı bir hüküm vermekte olduğunu açıkça düşünüyorum. Ayetin güne dair mesajının özellikle bu olduğunu düşünüyorum. Bir şey daha düşünüyorum burada. Yani ne senin de aklına ne olsa geliyor diyebilirsiniz. Deyin. Şimdi ben bu ayetten anlıyorum ki Allah-u Teala demek istiyor ki bak o üç vakitte tamam. İşte üzeriniz başınız yani bu şu demek değil yani ya çok bağışlayın yani. Ya ben tek başımayım, hiçbir şey giymeden böyle dolaşacağım. Ayıp bir şey yani. Yani şey edepsizliğin bir anlamı yok yani. Çocuklara mahrem sınırlar koyacağız. Bu üç vaktin dışında en direkt olarak bu ayette başka bir hüküm daha var hissediyorum. O da şu. Ana babalar ya da ailenin diğer fertleri bu üç vaktin dışında evin içinde adam gibi giyinmelidir. Sonra yatak odası şeyiyle, giysisiyle oturma odasına çocukların yanına gelmeyeceğiz. Oradaki halin dışarı çıktığında bir derece örtünmeye dönüşmesi lazım. Seninle çocuğun yan yana durduğu zaman yani yatak odasındaki halini deşifre ettirmek istemeyen ilahi irade bu defa senin oturma odanda da kendine çeki düzen vermen gerektiğini öğretiyor. En direkt olarak. Yani gidiş geliş olacak da aile fertleri birbiriyle aynı ortamda yaşayacak. Bu birlikteliğin içerisinde bir haramın kapısı aralanmayacak. Yatacağın zamanki halin neyse oturacağın zamanki halin aynı olmayacak. Diğer zamanlarda demek ki örtülü olacaksın. Demek ki giyinik olacaksın. Evin içinde şortla doluşmanın bir anlamı yok yani. Çok ayıp bir şey ya. Çok çirkin. Çocuğuna nasıl öğreteceksin bunun ne olduğunu, ne gittiğini, ne bittiğini? Ne zaman, nerede, neyin başladığını anlamaz ki çocuk. Bugün psikoloğa giden hastaların çoğuna, psikologlar öncelikle çocukluğuna inerek tedavi etmeye çalışıyor. Oradan başlıyor işte. Orada çektiği resimlerin yanlış yönlendirmesini silmeye çalışıyor.
Demek ki orada kaydediyor. İleride farklı yönlendirmeleri sürükleyebilir. Tabii altyapı işte çocuklukta başlıyor. Allah-u Teala bakın ne kadar muhteşem bir ayet. Bakın eğitimi nereden başlatıyor? Oysa biz biliriz ki dini hükümler ergenlik çağıyla başlar. Öyle değil mi? Öyle biliyoruz da namaz ergene farzdır. Tesettür ergene farzdır. Yani hep ibadetler ergenliğe ulaşanlara farzdır. Bak öyle demiyor bu defa. Bu çok önemli bir nokta. Bu noktada kişi çocuğunu, ailesini bilgilendirirken ergenlik öncesi çocukluk dönemine inecek ve eğitimi oradan başlatacaktır. Şimdi devam ediyorum ayete. Leysa aleyküm ve la aleyhim cunahun ba'dehunne. Bu üç vaktin ötesinde diğer zamanlarda size de evin diğer fertlerine de veya evde bulunan diğer adamlara da diğer insanlara da bir sorumluluk yok, vebal yok. Yani odalara girebilirsiniz. Bu şimdi şu demek, bak ben buradan şunu anlıyorum. Bu benim yatak odamdır. Ben buraya her zaman, her ne zaman girersem ben burada istediğim gibi böyle efendim yani giysili giysisi dururum. Hayır. Bu üç vaktin dışında o odalara çocukların girmesinde izin isteme şartı yok. Öyleyse demek ki bu üç vaktin dışında sen o uyuduğun yerde, burası benim yatak odamdır, öyle evin içinde yasak bölgeler ilan etmenin bir anlamı yok. Uyuduğun zaman üzerine hakim olamayabilirsin ama onun dışında bu vakitlerin gün, sabah, öğle üzeri veya ikindi, akşam arası filan, efendim ben yatak odasındayım, hiç kimse buraya giremez filan gibi, öyle yani o kadar değil. Böyle mayınlı bölgeler ihdas etmenin bir anlamı yok. Sorumluluğunu bileceksin. Uyku zamanında üstün başın dağınık olabilir ama bunun dışında o odada da diğer evin diğer köşelerinde de başka insanların seni görebileceğini unutmayarak yanına gelirken evin içinde izin almak zorunda olmadığını unutmadan üzerine başına hakim olup evin içerisinde bulunacaksın. Çünkü diyor ki tavvafûne aleyküm ba'dukum alâ ba'd. Canım diyor Rabbimiz, evin içerisinde birbirinizin yanına girip çıkacaksınız yani. Yani evin içinde de şimdi çocuklar öyle diyor. Bu benim oda. Gidiyorsun böyle, bu da benim odam diyor. Bu yana gidiyorsun, o da yatak odası, bir şey yok. Kaldı mutfağın içinde. Yani her taraf mayınlı bölge. Nedir? Sorumluluğunu bilmiyor. Adam gibi gezmiyor yani. Doğru dürüst davran, herkes her yere girip çıksın. Ne mahsuru var yani? Yeter ki ben edebimi takınmayayım. Yoksa herkes işte efendim mayınlı bölgeler edinip böyle dursun. Bu anlayış doğru bir anlayış değil. İnsanı eğitiyor Cenab-ı Hak evinin içerisinde, odasının içerisinde. Evet. Ha tavafun aleyküm ba'dukum ala ba'd. Bak bu ayetten ben bir şey daha anlıyorum. Evin içerisinde birbirinizle yakın, samimi, iç içe bir hayat yaşayın. Herkes odasına çekiliyor kardeşim. Adamı görmüyorsun ya. Odaya çekiyor, kapıyı kapatıyor, tamam bitti. Tavvafûne aleyküm ba'dukum alâ ba'd. Ya birbirinizin yanına girip çıkacaksınız, dolaşacaksınız yani. Aile içi bir sağlam, sıcak ilişki olacak. Böyle efendim yasak bölgelere dinmenin bir anlamı yok. Mahremiyet neyse onun sınırını iyi belirlemek lazım. Onun dışında yeni haramlar üretmemek lazım. Üç vakitte odaya girilmesini yasaklıyor izinsiz. Sen onu 13 vakte çıkartamazsın. Burası bizim odaydı, buraya girmek yasak. Yok öyle bir şey. Tavvafun aleyküm ba'dukum alâ ba'd. Şimdi bakın, Kur'an-ı Kerim'in hayatın ne kadar içinde, ta göbeğinde olduğu anlaşılıyor değil mi? Bak nelerden söz ediyor. İşte bu kitap hayat inşa eden kitaptır. Bu kitap, rahmetlik babam öyle derdi. Yani mekanı cennet olsun. Böyle bazen çok güzel cümleler vururdu. Derdi ki yani bizim öyle oflu ağzıyla. Ne düşünüyorsun? Diyorsun ki bu din benim işime karışmayacak. Eşime karışmayacak. Aşuma karışmayacak, leşüme karışacak. Böyle derdi rahmetli baba.
Yani Kur'an işine karışmayacak, eşine karışmayacak, aşına karışmayacak, hiçbir yerine karışmayacak. Ne, nereye karışacak? Ölüyorsun, ondan sonra hay bakalım hatimler gelir. Böyle bir din algısı yok. Bunu televizyonda Ramazan'da söyledim. Adam biri telefon açmış. Hocam insanın bedenine niye leş dedim. Dedim ki kafiye tutsun diye. Rahatladın mı? Anlattığın şeye bak. Baktığına bak ya. Biz ne diyoruz, adam ne diyor? Niye leş dedin buna? Leş değil. Yat onunla beraber. Yatsana. Yatsana bir gün beraber. Koyun koyuna babanla. Yat göreyim de. Hemen imamı çağırıyorsun. Abi bir def et buradan diye. Yani babamın demek istediği çok başka bir şeydi. Kur'an senin işine de karışır. Eşine de karışır. Aşına da karışır. İşte bak, işe karışmak, aşa karışmak, eşe karışmak bu ayetlerin düzenlemeleri içerisinde yer alır. Kimse Kur'an'ı hayatın dışına itemez. Bunlar Kur'an'ı tanımadıkları için. Düşünün ki Kur'an'da böyle şeyler olur mu? Olur işte. Bak bak, açık. İşte Nur suresinin 58. ayeti. Bangır bangır bağırıyor. Bir aile içi mesken mahremiyetinin sınırlarının ne olması gerektiğini öğretiyor işte. İşte din böyle bir kurumdur. Yani burası benim değil midir, istediğim gibi davranırım diyemezsin. Senin değil işte orası. Başkalarının da orası. İnsanlar bu hayata, bu aleme sahip olmaya gelmediler. Şahit olmaya geldiler. Odanı imanına şahit tut. Çocuklarını imanına şahit tut. Vakitleri imanına şahit tut. Burası benimdir, buraya kimse giremez. Efendim, ambargosu üretip durma. Sınırların Allah'ın belirlediği değerler, hayatı cennet yapan değerlerdir. Bunu böylece özellikle bilmek lazım. Evet. Şimdi bu ayeti bitiriyorum. Bitiriyorum da bayılıyorum şu ifadeye. Kedalike. Bakın diyor. İşte böyle yübeyyinullahu. Allah açıklıyor. Beyan ediyor. Beyan etmek demek açmak demek. Açıklamak demek. Allah beyan ediyor. Açıklıyor. Leküm. Sizin için. El ayati prensiplerini, Allah sizin için prensiplerini, mesajlarını, hükümlerini sizin için açıkça ortaya koyuyor. Görüyor musunuz, burada şimdi gizli saklı bir şey var mı? Her şeyi açık açık ortaya koydu. Sizin için mesajları, prensipleri, hükümleri Allah açıkça ortaya koyuyor. Leküm, o leküm kelimesindeki lam var ya, aslında demek istiyor ki bu mesajlar sizin lehinizedir aynı zamanda. Aleyküm demiyor, leküm. Lehinize bütün bunlar. Doğru mesajlar. Vallahu alimun hakim. Allah bütün bunları bilgisi gereği hükme bağlamıştır. Hakimun her hükmünde hikmet sahibi olduğu için bunları hükme bağlamıştır. Demek ki bütün bu hükümler bir bilginin sonucudur. İlahi bilginin sonucudur. Bütün bu bir mesajlar hikmetin sonucudur. Bütün bunlar Allah'ın açık hükümleridir, açık beyanlarıdır ve müminlerin hayatını doğru inşa etmek için bütün bunlar son derece önemli, gerekli hususiyetlerdir. Lekumul ayat. Size beyan ediyor Allah ayetlerini, mesajlarını, hükümlerini ve bunlar sizin lehinize hükümlerdir, aleyhinize değildir demeye getiriyor Rabbimiz. Devam ediyor. Şimdi 59. ayette benzer bir içerikte. Ve izâ belagal atfâlu minkum el hulume. Çocuklarınız, sizin çocuklarınız ergenliğe ulaştıklarında, şimdi ondan önceki ayet ergenlik öncesi düzenlemeydi. Şimdi ergenlik düzenlemeleri öncesine göre farklıdır. Hatta
ergenlik dönemi düzenlemeler ergenlik öncesinin ikinci aşamasıdır. İkinci mertebedir. Birinci mertebeyi yok sayamazsınız. Onun üzerine bina kurulacak. Çocuklarınız, sizin çocuklarınız ergenliğe ulaştıkları zaman fel yestezinu, izin istesinler. Kemesse ezelellezine min kablihim, kendilerinden öncekiler, yani büyükleri nasıl izin istiyorlarsa onlar da yanınıza girmek istedikleri zaman veya bir eve girmek istedikleri zaman onlar da izin istesinler. Çocuğun izin istemesini hükme bağlayan ilahi irade ergenlik dönemindeki düzenlemeleri de ihmal etmemiştir. Yani o çocuklar madem izin istemek zorundadırlar, çocukluk bittikten sonra, ergenlik başladıktan sonra da bu hüküm daha bir geniş bir şekilde önümüzde açık duruyor. Her mekana girişte mutlaka bir izin istenmesi gerektiği hükme bağlanıyor. Biliyorsunuz biyolojik büyümeler psikolojik gelişmeleri beraberinde getirir. Biyolojik olarak insan büyürse, gelişirse psikolojik gelişmeleri beraberinde mutlaka getirir. O ikisinin birlikte hani at başı yol aldığını ortaya koyan hem biyolojik büyüme hem psikolojik gelişmeye Kur'an-ı Kerim bu ayetlerinde dikkat çekiyor. Yani ergenlik öncesindeki durum neyse onu iyi kavrayacak Müslüman ergenlik sonrasına da bu durumun efendim geliştirilecek, devam etmesini fertlerden isteyecek. Diyor ki izin istesinler. Bakın biz bu surenin 27, 28, 29. ayetlerinde başkalarının evine girerken izin istemenin ilahi bir emir olduğunu okumuştuk. Size ait olmayan evlere girerken önce izin isteyin, sonra henüz girmeden selam verin bakalım. Adam sizi kabul edecek mi, etmeyecek mi? Yani aile mahremiyetine, yabancıların mülküne, evine, barkına girerken bu benim arkadaşımdır, tanışımdır, böyle hurra evin içerisine daldırmak gibi bir serbestlik söz konusu değil. Çocuklar da ergenliğe erişince, daha ergen olmadan önce alıştırıldıkları duyarlılık gereği ergenlikten sonra da bu duyarlılığı devam ettirmek zorundadırlar. İstenen hüküm bu. Demek ki bu ayetler aslında bir mekan, ev, hane sosyolojisini bize öğretiyor. Nasıl davranmak lazım? Evin içine de Kur'an-ı Kerim'in düzenlemeler getirdiğini biz bu ayetten anlıyoruz. Ergenlik öncesindeki duyarlılık ergenlik sonrasına taşınmalıdır. Önceki büyükler nasıl izin istiyorlar? Sizin büyükler birbirinin odasına girerken izin istemediği için çocuklar da kimden örnek alacaklarını şaşırıyor. Bakıyor ki babası langadak diye daldırıyor, o da giriyor. Ergenlik başlamış, bitmiş, orayla ilgilenmiyor. Buradaki önemli hüküm büyük aile fertlerinin bu duyarlılığı göstermeleri gerektiğidir. Çünkü diğerleri onlardan örnek alacaklar. Örnek alınacak adam eğer örnek olacak davranış ortaya koymuyorsa, işte ben hep söylüyorum, gömleğin birinci düğmesini yanlış bağlamaya benzer bu durum. Birinci düğmeyi yanlış bağlayan adam aşağıya doğru hep yanlış gider. Daha düzelmez o. Yani sorumluluk makamında olanlar sorumluluğunun gereğini bir hakkın yerine getirmek durumundadırlar. İşte bir önceki ayetteki ifade yeniden tekrarlanıyor. Kezalike. Bakın işte böyle. Yübeyyinullahu leküm ayatihi. Allah sizin lehinize hükümlerini, mesajlarını açık açık ortaya koyuyor. Ergenlik sonrasında da aile içerisinde ve yabancılara karşı da elbette fütursuz, pervasız bir gidiş geliş olmasın, kuralı olsun, nizamı olsun, sistemi olsun. Sonra problem çıktıktan sonra onu çözmek maharet değildir. Asıl maharet problemin çıkmamasını sağlamaktır. İşte Kur'an
problemin çıkmamasının parametrelerini veriyor. İlkelerini öğretiyor. Yani erkek kadın birbirleri için cazip yaratılmışlar. O cazibe var ki insanlar birbirleriyle evlenme ihtiyacı hissediyorlar. Yoksa elin alemin yabancı bir kadınıyla ne yani yan yana geleceksin de bilmem ne. O olacak iş değil. İnsan 40 şey aklına geliyor. Fakat Allah öyle bir cazip bir hal yarattı ki insanlar birbirlerini istiyorlar. O isteği meşru yollardan yerine getirmek kurallı davranmaya bağlıdır. Kuralsız davranıp adama en sonunda bu konuda şöyle bir kural var denmez. Hani mesela böyle tartışmalar yapılırken ben çok dikkat ederim. Şimdi adam diyor ki, soru soruyor. Böyle değil mi? Karşıdaki diyor ki evet. Ondan sonra bir şey daha diyor. Böyle değil mi? Evet. Bir şey daha diyor. Böyle değil mi? Evet. Böyle değil mi? Evet. 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 10 tane evet dedirtiyor ona. Ondan sonra da asıl vuracağı damgayı vuruyor. Adam mecburen ona da evet diyor. En sonunda hayır demesi bir iş görmüyor. Ben o papazla burada konuşurken o da bana birkaç evet dedirtecekti. Planı oydu. Evet evet dedirteceğini anladım. Daha birinci soruyu sorarken hayır dedi. Birinci de hayır deyince bütün planı allak bullak oldu. Garibim. Ondan sonra başladı tökezlemeye. Başında doğru başlamak lazım. Yanlış gidip doğru sonuç elde edilmez. Hani atalarımız öyle demişler. Kem aletle kemalat olmaz. Yanlış araçlarla doğru sonuçlar elde edilmez. O doğru sonucu elde etmek için doğru davranmak lazım. Bakın Kur'an'da bazı fiiller vardır. Bunları yapmayın der Allah. Ama bazı fiiller vardır ki onları yapmak aklınızın ucundan dahi geçmesin. Onlara yaklaşmayın bile der. Ve la takrabu der. Ve la takrabu dediği konulardan biri zinadır. Yani ahlaksızlıktır. Yani fuhuştur. Gizli fuhuş, açık fuhuş. Gizli fuhuş nedir? Adamın gizli gizli zina etmesi değil ha. Zinanın gizlisi aşikar olmaz. O zina zinadır. Fuhuşun gizlisi adamın zihnini namahrem biriyle ilgili çalışma odasına çevirmesidir. Bu nasıl olur? İşte mahremiyet sınırlarına itibar etmemekle olur işte. Onun için Allah-u Teala bu sınırı iyi çizmek istiyor. Ta çocukken başlatıyor, ergenken devam ettiriyor, diğer ilişkilere de bunun yansımasını, efendim ulaştırılmasını özellikle hükme bağlıyor. Çok seviyorum bu ayetleri. Çünkü gerçekten hayatın en önemli noktalarına böyle özel vurgular getiriyor. Ve hükümler farz içerikli kalıplarla veriliyor. Öyle de olsa olur, böyle de olsa olur demiyor yani. Şimdi başka bir ayet. Ya bunlar üzerinde çok fazla durmayacağım. Kaçıncı ayet? 60. Vel kavaidu minen nisai. Kadınlardan böyle evde oturanlar. Hangi kadınlar bunlar? Elleti la yercune nikahen. Herhangi bir nikah arzusu taşımayan, yani cinsel arzusu olmayan veyahut cinsel cazibesi olmayan, evlenmek gibi, nikahlanmak gibi herhangi bir arzusu bulunmayan, yani nikah istemeyen, la yercune nikahen ifadesini nikah istemeyen genç kadınları içermiyor yani. Onun için diyorum ki cazibesi olmayan, cinsel cazibesini kaybetmiş. Öyle 20 yaşında ben evlenmiyorum diyenlerle ilgili değil bu yani. Yani hem nikah kendisi arzu etmeyecek, hem başkası tarafından da arzu edilen bir pozisyon olmayacak yani. Maksat bu. Öyle motomot tercüme ettiğin zaman başka taraflara gider bu iş. Nikah arzu etmeyen, evlilik ihtiyacında olmayan, evlenemeyecek olan, böyle bir cazibesi, ihtiyacı kalmayan, evde oturmakta olan
Yani evde oturmakta olan demek. Yani işte böyle bir nikah arzusu taşımayan yaşlı kadınlar demek işte. El-Kaide. Evde kalmış demek. Yok. Evde kalmış yok. O 40 yaşındakine de öyle diyorlar. O demek değil. Yani yok bu adamın bu tarakta bezi yok. İşte öyle. Yaşlı kadın. Bakımlı yaşlı kadın demek de değil. Her tarafı kapatıyorum. Yani hiç açık bir taraf bırakmamak lazım. Yani çünkü şimdi verilecek hüküm Kur'an'ın bu konudaki diğer hükümleriyle zıtlaşmamalıdır. Bakın diyor ki bu tür kadınlar üzerinde şöyle bir sorumluluk yok. Feleyse aleyhinne cünahun. Onlar üzerinde herhangi bir vebal, sorumluluk, günah yok. Hangi konuda? En yada'ne siyâbehunne. En yada'ne siyâbehunne. Siyabını çıkarmaları, bırakmaları konusunda. Siyab, sevk kelimesinin çoğuludur. Şimdi bu kelime üzerinde bayağı tartışmalar yapılmış. Şimdi ben tabi eski müfessirlere öyle rahmet okuyorum ki zaman zaman. Allah ebeden razı olsun onlardan. Yani çok harikulade yorumlarla önümüzü açmışlar. Mesela birinci sınıftan kimse var mı? Bir. Bir E, bir F'den var mı? Ha. Bir E, bir F'dekilere bu hafta ders anlatmıştım. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılmasında birden çok Kur'an nüshası vardı. Bunlardan biri İbn-i Mesud'un, biri Cafer-i Sadık'ın, biri Übey bin Kâb'ın mushafı. Übey bin Kâb çok nefis bir Kur'an adamıdır. O zat bu ayeti okurken şöyle okumuş. Demiş ki en yada'ne siyâbehunne diye okumamış onu. En yada'ne min siyâbihinne diye okumuş. Yani elbiselerinden bir kısmını. Şimdi bu elbiselerini çıkarmalarında bir sorun yoktur deyince ne oluyor şimdi yani ne demek istiyor? Gerçi bir şey var. Bir belirleyici kısıtlama ifadesi var. Gayre müteberricatin bi zine. Zinetini açıp saçmamak kaydıyla. Şimdi zinetini açıp saçmamak ifadesi bir kısıtlama getiriyor. Anlaşılıyor ki maksat bütün elbiseleri değil. Şimdi bazı alimler demişler ki buradan maksat başörtüleridir diyor. Başörtülerini çıkartabilirler. Bir kısmı böyle diyor. Bir kısmı diyor ki dış giysilerini, dış örtülerini, hani Ahzab suresi 59'da geçiyor ya cilbab kelimesi. Hani cilbab kelimesine herhangi bir özel giysi anlamı vermek doğru değil. Hani genellikle böyle çarşaf deniyor. Çarşaf bunu tam karşılamaz. Dış giysi demek yani. Cilbab o demek. Yukarıdan aşağıya salınan dış giysi demek. O giysilerini bırakabilirler. Bir anlam bu. Benim şahsi kanaatim bu. Cilbabı çıkartabilirler yani. Cilbabı, çünkü cilbab bir dış örtüdür. Onun altında kadının ziynet dünyasını örten iç giysileri var zaten. Hem taktıkları diyelim ki gerdanlıklar veya ne bileyim işte küpeler, bilezikler filan neyse, hem onlar ziynettir ama ben onların değil asıl ziynetin kadının vücudu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla demek ki vücudunu içeriden örten giysinin üstüne giydikleri cilbabı, dış giysiyi bırakabilirler. Ama burada da böyle üstünde olanı böyle savur batmak değil, kontrolü kaçırmamak kaydıyla. Çünkü ziynetini göstermeyecek. Kur'an-ı Kerim'de bu cahiliyenin teberrücü diye bir ifade var. Şeyde Ahzab suresinde ve la teberrecne teberrücel cahiliyetil ula. İlk cahiliyenin yaptığı gibi açılıp saçılmayın diyor. Ne yapıyorlardı onlar? Onlar şöyle yapıyorlardı. Yukarıdan bir ince bir şey bez,
yukarıdan aşağıya salıyorlar ama örtülmesi gereken yerleri örtmüyorlar. Böyle güya yarı örtü gibi. İşte Kur'an'ın tesettür emri, o sınırı belli olmayan, şekli belli olmayan örtü sanılan giysiyi doğru bir tesettürün aracı haline getiriyor. Öyle bir açılıp saçılmanız olmasın. Teberrüç örtüyü tesettürün aracı değil, bir aksesuar gibi görmekti teberrüç yani. Örtüyü bir aksesuar gibi düşünüyor yani. Ört tesettürün bir parçası yapmıyor bunu. Süsleneyim diye. Şimdi böyle öyle şeylerimiz var bizim, örneklerimiz var. Canım öyle bir şey örtüyor ki neredeyse bağırıyor bangır bangır. Herkes bana baksın demek istiyor. Öyle bir giysiyle dolaşıyor ki bütün ümmeti Muhammed'i davet ediyor yani. Bazılar var. Öyle bir parfüm sürünüyor ki adamın burnu düşüyor ya. Nasıl sabrediyor buna bilmem. Geliyor 10 metre önceden şey başlıyor zaten. Raiha başlıyor. Bir de bir çirkin çirkin kokular. Yani aman yanaşmasın dedirten türden kokular. Yani tesettürün amacı güzelliği kapatmaktır. Bizim şimdi tesettürden maksadımız daha güzel görünmek. Yani mantığı karıştı bu işin. Yani niye? İşte teberrüç kaydını onun için koyuyor Allah-u Teala. Bakın bir daha söylüyorum. Teberrüç tesettürün aracı değil, tesettürün tesettürle irtibatı olmayan, örtünmeyi tamamlayan bir unsur değil, aksesuar oluşturan, daha süs, daha albenili, daha cazibeli bir görüntü ortaya koymak için vücuda yukarıdan salınan işte bez parçalarıdır. İlk cahiliye göndermesi yapıyor. Bizde bir cahiliye kelimesine karşı da bir garip algı var. Cahiliye dönemi deyince ne zannediyoruz? Cahiliye? Ya cahil hiçbir şey bilmeyen. Peki en cahil kimdi Arap toplumunda? Ebu Cehil. Kim bu adam? Amr bin Hişam. Yani Mekke'nin en akıllı, en önemli özellikleri bulunan, en zeki, en zengin tüccarının en kafasındaki adam. Buna cahil denir mi? Ona hiçbir şey bilmeyen değil, haddini bilmeyen adam, kendini bilmeyen adam anlamında cahil denir. Haddini bilmiyor, sınırını bilmiyor, kendini bilmiyor. Cahiliye döneminin kadınlarıyla ilgili göndermede de kişiliğini değil, dişiliğini pazarlayan kadın ifadesini kullanıyoruz biz. Kişiliğiyle ön planda değil, dişiliğiyle. Teberrüç o demektir. Teberrüç bir kadının dişiliğini pazarlamasıdır. Dişiliğini istismara konu etmesidir. Kişiliğini saklamasıdır. Onun için ayette yaşlı kadınların bile dişiliğini öne çıkartan bir duruşu değil, kişiliğini, öyle Osmanlı hanımları vardır mesela. Sen yanına gittiğin zaman 50 kere yüreğinde titreme hissedersin. Çünkü söyleyeceği her cümle adama 10 kitap gibi ağır geliyor yani. Öyle kadınlar vardır. Evet, onun dış örtüsü olmayabilir. Olmayabilir ama ha bak, bir de bunu söyleyeyim. Sanki bu ayetten aman yaşlı kadınlar üzerine bir şey almasın. Öyle bir şey demiyor ayet-i kerime. Eğer bırakırsa yaşlıdır, terliyordur, çok bunalıyordur, 50 tane hastalığı vardır. Onu o dış giysiyi çıkarabilir. Çıkarırsa bir vebal yoktur. Bunun da şartı var. Müteberricatin bizine olmayacak. Yani dişiliğini ön plana çıkartan bir sıyrılma içerisine girmeyecek. Fakat her halükarda ayetin sonunda buyuruyor ki ve en yestafifne hayrun lehun. Her şeye rağmen iffetli davranmaları kendileri için çok ama çok daha hayırlıdır. Bu ne demek? Daha hayırlıyı kim tavsiye ediyor? Allah-u Teala. Neyin daha hayırlı olduğunu söylüyor? Yaşlıyken bile icabında dış örtüyü bırakmamanın daha hayırlı olduğunu söylüyor. İşte burası bence sözün bittiği yerdir.
Yani Allah bir şeyi tavsiye ediyor, sanki Ahmet tavsiye ediyor. Yani. Sanki herhangi bir insanın tavsiyesi. Ya Allah tavsiye ediyor. Allah'ın tavsiyesi aslında bir anlamda emirdir kardeşim. Ama bir mazeret olursa, bir sıkıntı olursa, yaşlılık başlı başına bir mazeret halidir. Oraya sığınarak bir yaşlı hanım böyle bir şey, onu işte ben bu dersleri anlatırken size o tesettür ayetlerini okurken bir kavram üzerinde çok özellikle durmuştum. Libasut takva demiştim. Takva elbisesi. Takva elbisesini giymemiş bir kadının bu ayetleri doğru yorumlaması mümkün değil. İşte der ki Allah demiyor mu dış elbiseyi bırak ben de çıkar. Çıkardın ama altı meydana çıktı. Müteberricatın biziyle ne oluyor? Ve en yestafifne hayrün lehunne ne olacak? Ayetin başını dibini kesip ortasından bir kelime alarak böyle cımbızlamacı olmak doğru bir davranış değil. Allah böyle diyorsa mesele yok. Allah bakın örtünmeyle ilgili, yaşlılarla ilgili bile özel düzenlemeden söz ediyor. Kur'an standart bir efendim emir yumağı değildi. Çocuğun muhatabı olduğu hüküm başka, erişkinin başka, yaşlının başka. Çeşitlilik ortaya koyan muhteşem bir ifade tarzı var Rabbimizin. Duruma ve şartlara göre. Ben bu ayetlerden şunu da anlıyorum. Ben düşünüyorum. Allah-u Teala bakın ergenlik öncesiyle ilgili bir şeyler söyledi. Ergenlik sonrasıyla ilgili bir şeyler söyledi. Yaşlılıkla ilgili başka bir şeyler söyledi. Şimdi 61. ayette daha başka bir şey daha söyleyecek. Bu ne demek? Aslında devleti idare edenlere Rabbimiz bir yöntem, yönetim biçimi öğretiyor. Demek istiyor ki duruma ve şartlara göre kanun koyun. Duruma ve şartlara göre esnek davranın. Herkesten aynı şeyi aynı ciddiyette istemeyin. Bir mazeret olabilir, bir mazur durum olabilir. Onu görmezden gelip hiçbir şey yokmuş gibi herkesi aynı hükmün muhatabı kılmak doğru bir davranış değildir. Vallahu semi'un alim. Allah bu noktada kimin ne fısıltılar ortaya koyduğunu duyan ve her akıldan geçirilenin ne olduğunu da hakkıyla bilendir. Vallahu semi'un alim. Allah sizin neler düşündüğünüzü çok iyi biliyor. Fısıldaşmalarınızı bile duyuyor. Size düşen görev Allah'ın size verdiği hükme boyun bükmektir. Sakın alternatif arayışı içerisine girmeyin demeye getiriyor. Bu vallahu semi'un alim. Öbür alimun hakim gibi Allah'ın efendim her şeyi bilen sıfatının ötesinde çaktırmadan bir tehdit içeriyor. Sakın ha benim hükümlerim üzerinden başka arayışlar içerisine girmeyin. Görev ve sorumluluğunuzu iyi bilin demek istiyor. Şimdi tabi biraz geçti vakit ama şu ayeti de okuyayım çünkü bunun öbür 62. ayette hiçbir ilgisi yok. Onu bir dahaki haftaya bütünleştiremem. Hazır. Bunu da okuyalım. Şimdi başka bir ya bak, aile hukukuyla alakalı, toplumsal hukukla alakalı, sağlıklı bir toplum oluşturabilmeyle alakalı harikulade bir ayet. 61. ayet. Bunu benim anamla bir hatıram var. Bunu anlatmıştım size daha önce. Vakit kalırsa yine anlatırım. Kalmazsa eski anlattığımı hatırlamayla geçiştirin. Diyor ki Rabbimiz 61. ayette. Bakın hüküm çeşitliliğinden söz ettim ya biraz önce. Herkese aynı standart hüküm uygulanmaz. Farklı durumda olanlar vardır. Farklılıklar dikkate alınarak toplum hayatı idare edilmek zorundadır. Leysa alel a'ma haraç. Ama görme engelliye bir zorluk yok. Ve la alel a'rac haraç. Topal insana bir zorluk yok. Vebal yok. Ve la alel merid haraç. Hasta olanlara bir sorumluluk yok. Bu ne demek? Ne demek bu? Gözü gören adamdan birebir görmeyle alakalı bir şey istiyorsa görmeyenden onu isteyemez. Sapasağlam ayakta durabilen bir adamdan istediğini
bir ayağı olmayan veya topal olandan isteyemez. Hasta sağlam olan bir adamdan istediğini sakat olandan isteyemez. Bir esneklik imkanı var. Hele bu ifade, hani Kur'an'da var ya, la yükellimullahu nefsen illa vus'aha. Bizim genel kuralımız budur. Allah hiçbir cana kaldıramayacağı yükü yüklemez. Bitti. Bu genel hükmün bu alt başlığıdır. Görme engelliye, topal olana, hastalık sahibi olana sağlam adam muamelesi yapıp sapa sağlam adamlardan istediğini bunlardan aynısıyla isteyemezsin. İstemeyin diyor. Bu ayet devam eden cümlelerinden anlıyoruz ki aslında hem böyle bir genel Kur'an öğretiyor bize, yani sıkıntısı olan insanlara sıkıntısızmış gibi davranmayın, ayrıcalık gösterin, özelliğine uygun bir istek ortaya koyun, hem bu anlama geliyor, hem de şimdi bu ayetlerin indiği dönemler Medine'nin işte en cafcaflı dönemleri, savaş var, sağa sola gidiyor insanlar. O özürlüler, engelliler sahipsiz kalıyorlar. Yeme ihtiyaçları var, barınma ihtiyaçları var. Onların bu barınma ihtiyaçlarına yönelik aslında özel bir hükümdür bu. Barınacak. Barınacak. Belli ki kendi maişetini temin edebilecek imkanı yok. Gidip rızık kazanabilecek efendim sağlığı yok. Bir takım sıkıntılarla hayatını geçiriyor. Şimdi mesela Müslümanlar o adamlara evlerinin anahtarını verebilirler. Derler ki biz burada yokuz ama siz bizim evimizde gidin yemeğinizi yiyin. Mazeret sahibi insan, çaresiz kalmış. Böyle bir adama evinin anahtarını verebiliyorsa onların sizin eve gelip sizin evde yemek yemesinde bir sakınca yok. Yani onun yaptığına bir hırsızlık demezler. O bir çaresizliğin çareye dönüştürülmesi anlamında bir hüküm esnekliğidir. Yani ayetin devam eden cümleleriyle bu ilk cümleleri böyle bağdaştıracağız. Ama ille de bunu oraya bağlamak şartta değil. Çok genel bir kural olarak engellilere tam sağlam insan muamelesi yapılmaması gerektiğini ayet genel hüküm olarak ortaya koyuyor. Şimdi devam ediyor. Diyor ki وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ. Size de bir vebal yok. Hangi konuda? En tekülüm min buyutikum. Evlerinizde yemek yemeniz. Ya evinde yemek yemek ne demek? Adamın evinde yemek yemesinin vebali olur mu? Öyle değil mi yani? Evinizde yemek yemenize bir sorumluluk yok. Bunu demenin bir gereği yok aslında. Demek ki burada başka bir şey var. Evlerinizde yemek. Bilmiyorum Anadolu'nun başka taraflarında var mı ama bizim oralarda vardır böyle. Bir evde iki ailenin oturduğu ortamlar vardır. Yani aynı evde iki aile oturuyor. Üç aile oturuyor. Ev yok. Dolayısıyla sizin o eve gireceksiniz. Bir kapısı var. Ev sizin ama sizin de başkalarının da imkanı var orada. Öyle olunca yani başkalarının da içinde bulunduğu aynı mekanın size ait oluşu, orası benim değildir mantığıyla yabancılık çekmenizi gerektirmez. Gidip orada yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Aynı evi paylaşan farklı aile bireyleri. Hani evladu iyal derler de, iyal işte bu demek yani. Veya kendi evlerinizde demek, kendi çocuklarınızın evlerinde anlamını da verebilir. Çünkü bir sonraki kelime babaların evleri. Babaların evleri dediğine göre buradaki kendi evleriniz, kendi çocuklarınızın evleri olarak da algılanabilir. Benim yaşlı ana babalar öyle uşakların evlerinde pek yemezler. Geliyor evde misafir gibi duruyor ya. Ya senin evin ya burası. Mesela benim bir kayınpederim var. Bir kayınpederim var. Rahmetli kayınvalide bize gelmişti. Hastaydı. Biz de durdu işte kızı baksın da onun da çocuğunu. 9 tane kaynım var benim.
9 kayınlı bir evden kız aldım. Anlayın ne büyük bir yanlış yaptım. Ama öyle yani. Evimize getirdik kayınvalide. Hasta, felçliydi o zaman. Bir sabah baktık ki kayınpeder geldi. Lan nereden geldi bu, neyin nesidir filan. Geldi, kayınvalide hasta, çok hastaydı. Aldı götürdü. Bir kayınımı da İstanbul'dan çağırdı. O oftan geldi. Burada buluştular. Şer ittifakı. Aldılar kadıncağızı buradan İstanbul'a götürdüler. Gerekçesi ne biliyor musunuz? Bunun için anlatıyorum. Kızının evinde öldü demesinler. Bu ne ya? Ya bu, bak. Şimdi ayet eğer çocuklarının evinde yemek yemenize bir sorun yoktur anlamı, bakın ne kadar doğruymuş ya. Yani. Biliyor kainatın sahibi, insanoğlu böyle acayip kanaatler sahibi olacak. İşte bak, bunlar senin çocuğun. Bu çocuğunun evinde yemek yemenin pazarlığı olmaz, şartı şurtu olmaz. Senin evin bu. Kendini yabancı hissetmeyeceksin demektir. Sonra babalarınızın evi, babasının evi, babasının evine giden adam. Babası başka bir hanımla evli olabilir. Önemli değil, o onun babasıdır. Onun evinde gider yer. O da onun anneliğidir. Hiçbir sakıncası yok. Yani kendini toplumsal hayattan soyutlamak ve aile ilişkilerini, aile sıcaklığını koparmamak gerekiyor. Yemeğinden söz ediyor. Yani ne yapsın Allah-u Teala? Bu ayetlere rağmen ne kadar koyu bir kopukluk yaşanıyor bu toplumda? Hepiniz yakın çevrenizden biliyorsunuzdur. Adam amcasına selam vermiyor, dayısına selam vermiyor, evine, semtine uğramıyor. Yani. Niye? Böyle bir yabancılık hissediyor. Halbuki sınırını iyi bilenler, mahremiyet sınırını iyi bilenler, nasıl davranacağını iyi bilenler böyle bir kopukluğun muhatabı olmazlar. İşte ayet açıkça söylüyor. Babalarınızın evlerinde, annelerinizin, efendim kız kardeşlerinizin, erkek kardeşlerinizin, kız kardeşlerinizin, efendim halalarınızın, teyzelerinizin, amcalarınızın, dayılarınızın evlerinde yemek yiyebilirsiniz diyor. Hatta sağ elinizin sahip oldukları, işte isterseniz ona köle cariye deyin, neyse, hizmetçi deyin, bakıcı deyin, fark etmez. Onların evlerinde ev ma melektum mefatihahu ev sadiqikum. Anahtarı sizde olan evlerde yiyebilirsiniz. Size teslim. İşte o yukarıda dedim ya, şey, ama olabilir, topal olabilir, sıkıntılıdır ama anahtarını verdin adama. Yiyebilir yani. Bunun o yaptığı işe hırsızlık denmez. Haneye tecavüz denmez. Anahtarını verdin. Anahtarını verdiğin kişiler ya da yani anahtarını sana verdiği adamların evinde demek. Hocam burada yahut annelerinizin evi nasıl oluyor? Yani? İşte annen gitti başka biriyle evlendi. Neticede o senin annendir. Onun evine gider yer. Hocam o ilk evde de hani anahtarı verdiğimizde de anahtarı bize verilenler. Evet. Yani biz evimizin anahtarını başkasına vermiş olabiliriz. O evde kendi evimiz ama başkası oturuyor gibi. Orada yeni bir ev. Bugünkü kira anlamında, kiracılık anlamında değil. Ya yani öyle bir şey değil de. Maksat o yukarıyla bağlantısını kurmak istiyorum. Yani kör, topa, hasta bir adam. Ben kendi evimde yiyebiliyorum, onu anladım. Kendi evim. Ama anahtarı başkasına vermiş. Kendi evim. Ya da geçsin de kullanıyor. Yani başkası oturuyor, başkası kullanıyor. Anlaşılmaz. Yani yok. Nasıl? Kiracı neyse orayı kullanıyor. Mesela bahçeyi kullanıyor. Ekiyor, biçiyor. Anahtarı yaşıyor. Bu tabii öyle sanıyorum böyle kiracı veyahut da işte yani icarcı gibi bir açılımdan ziyade yani bir mahcubiyetin, bir mağduriyetin sonucu olarak bir anlamda senin evine muhtaç olan bir insana evinin anahtarını verebilirsin. O gelir senin evinde, sen yokken yiyebilir. Yok, ben birinci zaman ticari kendi evimde ilişkisi. Nasıl yiyorum onu anlamaya çalışıyorum. Ha, kendi evinde dediğim şu. Yani bir evin içinde birden çok aile olabilir. Veya yani kardeşler aynı evde, kardeşlerin hanımları birbirinin mahremi değil. Mesela ama o da aynı evde duruyor şimdi. Orada kardeşin hanımı var veya amcan var veya dayın var diye o eve ben giremem gibi bir yasak yok. O ev senin de evindir yani. Ortak bir mekandır yani. İnsan ortak mekanında kendi evi, başka evi yok zaten.
orada yemek zorunda. O eve girmekte herhangi bir tereddüt yaşamasın demeye getiriyorum. Ya da işte bunu kendi çocuklarının evi gibi algılamak durumundayız. Öyle düşünüyorum. Anahtar kısmı o anahtar. O evde birden çok adam oturuyorsa onların da anahtarı var yani. Onun anahtarını sen almıyorsun. Senin anahtarın aynı zamanda onun da anahtarı oluyor. Onun anahtarı aynı mekanı açtığımız için bu ev bir anlamda senin evin sayılıyor. Sen kendi evinde gider yersin. Tezahürlük olarak kullananlar var ya, değişik aileler tarafından. Evet. Ki, ben gittim hazırlanmış yemek ama ben hazırlamadım. Benden önceki hazırladı. Evet. O şekilde olabilir. Olur, olur. Tabii. 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 Bundan sonraki gene yiyecek diye yapmışsın, sorun yok. Ye. Tabii bu devremül işi çok acayip bir şey. Nasıl giderler böyle evlerde dururlar, ben onu hala anlamıştım. Allah'ım yarabbim. Onun nasıl banyosunu kullanacaksın ya? Üf, ne zor iş bu. Benim fıtratıma hiç uygun değil. Ama yapan yapsın. Ben yapana bir şey demiyorum da. Ben asla yapamayacağım bir iş yani. Ben misafirliğe gittiğim zaman eğer orada yatacaksam sabaha kadar askerlik yaparım. Yatamam ki. Yani öyle kafamı yastığa koyacağım. Benden önce kim koydu öyle kafasını? Ne malum. Otele gidince sabaha kadar askerlik yaparım. Yani çok böyle pimpirikli bir adamım. Ama yani rahat olan insanlar vardır. Onlar davranabilirler. Kendileri bilirler. Şimdi bu ayetin asıl önemli kısmına geliyoruz. Asıl önemli, buralar da önemli şüphesiz de. Bakın diyor ki, birlikte ev sadikiküm ifadesi var. Ben bu ev sadikiküm ifadesine çok şeyim. Çok merbutum. Bağlıyım yani. Ev sadikiküm. Sadıkınızın evinde de yiyebilirsiniz. Arkadaş. Sadık, arkadaş demek. Ama nasıl bir arkadaş bu biliyor musunuz? Anahtarını size teslim edebilen arkadaş. Evinizin anahtarını ona teslim edebileceğiniz arkadaş. Bir adamın böyle dostları olur mu? Olur. Kaç tane olur? Birkaç tane olur. Daha fazla. Beş tane olmaz. Bir kişi, iki kişi olur. Yani. Onların evine gidebilirsiniz. Onlar sizin evinize gelebilir. Yemeklerinizden yiyebilirler. Siz de onların yemeklerini, onun buzdolabını kullanabilirsin demektir. O da senin evini kullanabilir. Hiçbir mahsuru yok. Ben burada Samsun'da öyle komşularla yaşadım, yaşıyorum. Misafirimiz geldiği zaman yarısını onun evine gönderebiliyoruz. Onlara misafir geldiği zaman bir kısmını biz alabiliyoruz. Biz buradan gittiğimiz zaman evin anahtarı daima onlarda var. Var. Yani her şeyiyle güvendiğim dostlarım bunlar benim. Daha nasıl dost kalacağız? En dar zamanda evin anahtarını bazen kaybediyorsun. Diyorsun ki şeyde var, Hasan Bey'de kitap. Hiçbir sorun yok. Şimdi diyor ki böyle dostlarınız ve diğer sayılanlar لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُمْ. Size bir sorumluluk yok. اَمْ تَكُلُوا جَمِيعًا. Şimdi ayrı ayrı adam yokken evde yiyebilirsin de. Adam oradayken de yiyebilirsin diyor. En tekülü cemiyan. Hep beraber yiyebilirsiniz diyor. Hep beraber aynı ortamda yiyebilirsiniz. Ama bu bir tereddüt meydana getirebilecek bir durum da oluşturabilir. Öyleyse ev eşyada. Ayrı ayrı da yiyebilirsiniz. Ya ne kadar güzel bir hüküm. Ben geçen bir ara söylemiştim size. Benim böyle dostlarım var yani. Hep aynı anda beraber oturup hemhal olduğumuz dostlarım var. Hiç tanımadığım arkadaşlarımın hiç tanımadığım aile çocukları var yani. O öyle ya. O da ev eşdata kısmını alıyor. Tamam. Başım gözüm üstünde. Hiçbir tereddüdüm yok. Ama ayetin hükmü ben öyle anlıyorum ki bu ayetten. Bu böyle yani kenetlenmiş bir toplum oluşturmak istiyor. Yani dostlardan oluşmuş bir toplum oluşturmak istiyor. Birbirinden olabildiğince kaçan, uzaklaşan değil. Birbirine olabildiğince samimi davranabilen ama mahremiyet sınırlarını aşmadan, libas-ı takvayı ötelemeden. Onu herkes bilir. Herkesle yan yana oturabilir mi bir adam ya? Oturamaz. Ama öyle dostların vardır ki bu dostlar evinin anahtarını veriyorsun. Daha ne bu? Bunun daha başka bir şeysi var mı yani? Biz sağlıklı bir toplum oluşturmak için birbirisiz yapamayan insanlar olacağız. Sahabilerin hayatını biz biliyoruz. Medineli ensarın muhacire neler teklif ettiğini hepiniz biliyorsunuz.
Böyle bir toplum oluşturacağız. Kur'an böyle böyle efendim bir vücudun azaları gibi bir toplum oluşturmak ister. Yani eli yüzüyle kavga eden, bacağı kafasıyla kavga eden, her hareketinden huylanan, nefes alışından bile sinir olan insanlar nasıl sağlıklı bir toplum oluşturur? Üst kattaki adamın çocukları gürültü yapıyor. Alttan küt 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 vuruyor şeye. Yani ne oluyor buradan? Ne ya? Ne oluyor işte? Misafir geldi, çocuk oynuyor. Ne yapalım şimdi? Aşağıda insan var. Tabii anladım. Tabii aşağıda insan var. Var da bu her zaman değil. Arasında böyle olur. Uyuz olur. Gıcık oluyor adam. Yani nefes almasına gıcık oluyor. Merdivenden çıkarken adım atmasından gıcık oluyor ya. An diyor o şey geldi diyor. E ne yapalım ya? Yani bu ne biçim bir toplum ya? Yani uyuz oluyor. Hani Rizeli vardır da burada. Rizeli imam gitmiş. Şey cemaatin yarısıyla dargın. Lan bayram namazı herkes birbiriyle dargın değil mi? Bunları barıştıracağım. Barıştırmadan bayram kıldırmayacağım bunlara demiş. Kim kimle dargın? Herkes demiş. İşte şu şunla şu şunla hepsi. Herkesi bayramlaştırmış, barıştırmış. Sonra bir tane hacı bayramlaşmıyor. Demiş lan la hacı herkes bayramlaşıyor. Görüyorsun ya. Sen davadan da bak o da seninle barışmak istiyor, görüşmek istiyor yani. Ne var yani? Ne paylaşamıyorsun? Gel şununla bayramlaş. Hocam diyor. Bayramlaşmasına bayramlaşacağım ama o benim çaprazuma kaliği de. Çaprazuma kaliği demek her hareketinden uyuz oluyorum de. Yani barışsak bir dakika sürmeyecek demek. Şimdi işi buraya dönüştürmek doğru bir davranış değil. Bakın ayetin esnek dünyası sağlam ve birbiriyle barışık bir toplum oluşturmayı istiyor. Size bu surenin 12. ayetini işlerken söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. Diyor ki Allah-u Teala orada, kendiniz hakkında doğru şahitlik yapmanız gerekmez miydi? Hani ayeti tam okuyayım da. Levla iz semi'tumuhu. Keseyim mi? Kaset değiştireyim gerekirse dedim de bir buçuk saat oldu mu diye. Olmadı. Bir buçuk saat oldu. Oldu. Beş dakika kadar var. Beş dakika yeter. Tamam. 5 defa yeter. Böylece toplanacak. Levla iz semi'tumuhu zannel mu'minune vel mu'minatu bi enfusihim hayran. Mümin erkek ve kadınlar kendileriyle ilgili daima hayır zanda bulunmalıdırlar. Kendileriyle, birbirleriyle ilgili demiyor. Bak, kendileriyle. Niye? Toplumun fertlerini bir vücut gibi görüyor Allah-u Teala. Ve la telmizu enfuseküm diyordu Hucurat suresinde. Kendinizi ayıplamayın. Adam kendi kendini ayıplar mı? Yok. Kardeşini ayıplama demektir bu. Ama kardeşin sensin. Sen osun. Allah hepimizi bir beden gibi görüyor. O beden birbiriyle kavga eden bir görüntü vermemelidir. Sınırını iyi belirlemek kaydıyla bu dostluk sağlıklı bir toplum oluşturmada çok önemli kilometre taşları veriyor. Bu esnekliği kaybetmemek durumundayız. Bakın ben bu ayeti okurken acaba niye Allah-u Teala acaba niye böyle şeyler söylüyor? Yani ben olmaya daha başka bir şeyler de düşünmeli miyim acaba diye bu gece çok uğraştım bu ayeti anlayabilmek ya da yani kapsamının nerelere ulaştığını doğru kavrayabilmek için. Şimdi hastalık halleri veya özel durumlar ayrı ayrı olmayı gerektirebilir. Ayrı olursun. Ayrı yersin. Bir mazeret varsa hep birlikte yemek yiyin diye dayatmıyor Allah'ta. Bir mazeret var, bir sıkıntı var. Ayrı ayrı olabilirsiniz. Bakın aklıma şu geldi. Kör, topal, hasta, itilmiş insanlar var mı toplumda? Var. Siz eğer onlarla birlikte aynı sofrayı paylaşmazsanız, yani beraber onlarla yemek yemezseniz, onları asıl o zaman ölüme terk edersiniz. Siz yeri gelecek bir kör insanla aynı sofrayı paylaşacaksınız. Bir toparla sofranızı paylaşacaksınız. Böylece onlar sahipsiz olmadıklarını anlayacaklar.
dertleriyle dert edinecek insanların bulunduğunu bilerek huzur bulacaklar. Böylece toplumda kibirli davranmanın önü kesilecek. Herkes bir tarağın dişleri gibi eşit olduğunu anlayacak. Sırası gelecek, onunla aynı sofrayı paylaşacaksın. Ama sırası gelecek, bir mazeret vardır. Ayrı ayrı da durmayı bileceksin. Ayrı ayrı durmayı gerektirecek adamlar olabilir. Aynı ortamı paylaşacağın insanlar olabilir. Hele bu garibanla. Ben Ramazan'da mesela illet oluyorum. Adam iftar veriyor. Fakirleri çağıranlar da var. Fakat fakirlere hep ayrı sofra kuruyor. İllet oluyorum. Patlıyorum Mersin'de. Niye onunla aynı sofrada oturmuyorsun be kardeş? Bak Allah-u Teala diyor ki beraber yiyebiliriz. Şimdi zaten herkes ayrı tabaktan yiyor. Aynı masayı paylaşmada ne sakınca var? Niye o garibana senin onun kardeşi olduğun duygusunu vermiyorsun? Niye empati kurmuyorsun? Seni de dışladıkları bir zaman gelebilir. Niye sen şimdi adamları dışlıyorsun? Biz bu meseleye hep mahrem namahrem ilişkisi bağlamında bakıp da hep cinsel içerikli bir takım fitne fücur merkezli bakmak zorunda değiliz. Başka tarafları var bu iş. Garibanlar var, garibanlar. Onlarla aynı sofrayı paylaşacaksın. Namahramın olabilir ama libas-ı takvaya sahipsen o garibanla aynı sofrayı paylaşmanda hiçbir sakınca yok. Böyle toplum olunur, böyle. Bu ayetteki bu detaylar sanıyorum bunun için verildi. Hem sağlıklı bir toplum oluşturmak, hem empatiyi toplumda yaygınlaştırmak. Onlarla aynı sofrayı paylaşacaksın. Dertlerinle, dermanınla onun yanında olduğunu ona hissettireceksin. Budur toplum. Yoksa toplum her şeyiyle hep eşit insanlardan oluşmuyor. Bunun sağlamı var, sakatı var, körü var, topalı var, zengini var, fakiri var, acuzesi var vesaire. Her türden var. Siz hepiniz aynı potada erimek istiyorsanız aynı değerlerin sahibi olacaksınız ve o aynı değerlerin sahibi olduğunuzu karşı tarafa hissettirecek, göstereceksiniz. İşte gün gelir aynı sofrayı paylaşacaksın. Bir tane burada çok ünlü zengin bir grup var bu Samsun'da. İftar verdiler. Bir baktım ki işte devlet erkanı ayrı bir yerde oturuyor. İşte işçiler ayrı bir yerde oturuyor. İşte yani böyle garip bir şey var. Dedim, bana dedi ki burada bir konuşmaya. Yapmıyorum dedim burada bir konuşma. Niye? Yapmıyorum. Sen bu iftarı niye verdin? İşte bir şeylik olsun diye. Bir insicam olsun diye. İnsicam yok ki. Adamı ayrıma tabi tutuyorsun. Şu birinci masada niye bir gariban işçi yok? İşte ama hocam, aması maması yok. Bu Kur'an'a uygun bir iş değil. Kusura bakma kardeşim. Yani dediğimi de oradaki bir yetkili doğru diyor hoca dedi. Haydi bakalım bir karıştı orası. Herkes ayrı masalara gitti. Ne oldu? Hani devlet erkanı gidiyor askeriye ile askerde aynı karavana dayanıyor. Ne oluyor yani? Ne oluyor? Çocuğu cennetle müjdelenmiş gibi mutluluk hissediyor. Niye bunu acıyorsun onda? Olmaz. Bu ayet işte toplumun her katmanına yönelik bir ve beraber olma duygusunu aşılayan muhteşem bir ayettir. Nur suresi 61. ayet. Lütfen herkes bu ayetten alması gerekeni alsın. Harikulade bir ayette yüz yüzeyiz. Evet. Sonra اِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا herhangi bir eve girdiğiniz, çeşitli evlere girdiğiniz zaman kendi evinize, başka eve, içinde adam olan eve, olmayan eve, nasıl bir eve girmiş olursanız olun, fesellimu ala enfusikum, kendinize selam verin diyor bak. Kendinize ne demek? Evet, bu bizatihi kendiniz anlamına geliyor. İnsan kendi kendine selam verir. İki, ev halkına selam verebilir. Üç, hiç kimse yoksa orada seninle beraber melekler var. Onlara selam verirsin. Kendinize selam vermek, kendinize anlamına gelir, hane halkına anlamına gelebilir, hiç kimse yoksa meleklere selam vermek anlamına gelir. Niye bunu yapacaksınız? Tehiyyeten min indillahi. Allah'tan bir esenlik olarak. Mübareketen tayyibeten. Pek güzel bir hayat dileği, pek bereket efendim fışkırtan bir duanın, bir muhabbetin, bir kardeşliğin, bir esenlik dileğinin gereği olarak, bir mutluluk dileği olarak herkes hangi eve girerse girsin
kendisine, meskun olanlara ve orada bulunan, bulunduğuna inandığımız meleklere selam versin. En beleş sevap selamdır. En beleş sevaptır bu. Onu kimse kimseden esirgemez. Kezalik, işte böyle. Yübeyyinullahu lekumul ayat. Allah size ayetlerini açıklıyor. Lealleküm taakilûn. Aklınızı çalıştırasınız diye. Ne demek bu? Allah mesajlarını açıklıyor. Mesajı Allah açıklıyor. Bak, demek istiyor ki ben açıklıyorum, ötesi yok bunun diyor. Ben konuşuyorum, ben. Dört ayette üç defa aynı şeyi tekrarlıyor Allah-u Teala. Ne kadar önemli bu. Bu kadar yübeyyinü yan yana daha yok Kur'an'da. Burada var, bir burada var. Dört ayette üç defa aynı ifadeleri kullanıyor. Ben açıklıyorum. Ötesi berisi yok diyor. Ve size, sizin için, sizin lehinize ayetler bunlar diyor. Sizin insanca ve daha huzurlu yaşamanızı temin için leküm, sizin lehinize hükümleri açıklıyorum. Lealleküm teakilûn. Aklınızı çalıştırırsanız bunun doğru olduğunu anlarsınız. Ve dahası Allah'ın tüm mesajları aklınıza uygundur. Aklınızı mesajlarla kavga ettirmeyin. Düşünürseniz bunların doğru olduğunu rahatlıkla anlarsınız demeye getiriyor Rabbimiz. Evet, mesajları doğru anlayanlardan, doğru yaşayanlardan ve dini onun istediği gibi kavrayanlardan eylesin hepimizi. Böylece Allah'a emanet olun.